Cenk Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için biz ekip olarak sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Siz de geldiğiniz için çok teşekkürler. Büyük keyifti. Ben röportajıma öncelikle Cenk Bey'i tanıyarak başlayacağım. Cenk Bey kimdir? Sektörle tanışmanız nasıl oldu? 85 İzmir doğumluyum. İsmim Cenk Yapaksaz. Lise mezunundan başlayarak bu sektöre atıldım ve yaklaşık 15 yıldır bu meslekteyim. 15 sene ciddi bir süre geçmiş aslında. Evet. Hem mekteplisiniz hem alaylı olarak sanırım büyüdünüz. Evet. Buralara kadar geldi. Biraz firmayı tanıyalım. Firmamızı kaç yılında kurduk ve burada vermiş olduğumuz hizmetler neler? Çünkü burada iki tane bölüm var. Buyurun. Evet. Bölümlerimiz Alman grubu ve Japon grubu olarak iki bölümde. Bir grubumuzda Chevrolet ve Opel grubu yapıyoruz. Oktay Bey'imiz oranın sorumlusu. Burada da Japon grubu olarak bütün Japonlar ama ağırlıklı olarak da Daihatsu ve Toyota olarak yapıyoruz. Teknoloji olarak en son teknoloji sistemleri kullanıyoruz. Bu cihazları bizim ismimizin yani mekatronik olmasının sebebi de budur. En iyi cihazları kullanıyoruz. Bu konuda da iyi bir eğitim alıyoruz. Yeri geldi yurt dışına kadar eğitim alıyoruz. Önemli çünkü. Evet. Peki hizmetler neler? Yani tamir, bakım, servis, klima? Bu söylediğimiz gruplar için Opel, Chevrolet ve Toyota, Daihatsu grubu ile ilgili her şey. Yani elektrik, elektronik, mekanik, yedek parça ve cihaz olarak tamamıyla donanımlıyız. A'dan Z'ye diyebiliriz değil mi? Evet. Bölümünüzle alakalı evet. Aslında. Evet. Zor bir iş yapıyorsunuz. Çünkü hizmet sektöründeki bir hata çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Nelere dikkat ediyorsunuz hizmet verirken? İlk öncelikle aracın arızasını müşterinin memnun kalacağı, aracın memnun kalacağı şekilde onarmak istiyoruz. Önce tespit yapıyorsunuz o zaman. Tespit yapıldıktan sonra en uygun şekilde, en uygun fiyatlara çıkarmak amacımız. Nasıl başarıyorsunuz? Çok zordur yani bu. Nokta atışı diyebiliriz. Nokta atışı tespit diyebiliriz. Şimdi bunun için de tecrübe gerekiyor, bilgi tabii. Gerekiyor evet. Değil mi? Evet. Ve emek, sabır da gerekiyor. Bunların hepsi sizde mevcut. Tabii yani eğitimlerimiz bu şekilde aldığımız için yıllardır evet. Bu şekilde de devam ediyoruz. Evet. Çok severek yapıyorsunuz ama mesleğinizi. Bence sizin en büyük başarınızın sırrı bu. Biraz röportajdan önce de sohbet etme fırsatı bulduk sizinle. Evet. Hala heyecan var sizde. 15 sene geçmiş ama. Yani sabah uyandığımız zaman işe gitmek bizim için bir motive oluyor. Yani bu işleri yapmak en güzeli de bir işi yaptıktan sonra olduğunu görmek bizi daha çok motive ediyor ve bu mesleğe bağlıyor. Ve yapılan işin de arkasındasınız. Tabii ki. Yani yapılan işlerimiz her şekilde garantilidir. Kesinlikle nokta atışı tespitle kesin çözümdür. Evet. Profesyonel de bir kadro var. Bu iş aynı zamanda bir ekip işi. Ekip olmadan da olmaz. Evet. Kaç kişilik bir ekip var toplamda burada? Usta ekibi olarak Oktay Eneş kardeşim Alman grubunda yetkili. Ali kardeşim, Ali Bildik kardeşim de klima ve kalorifer sistemleriyle ilgileniyor. O da o konuda profesyonel. Ve bize yardım eden kalfa arkadaşlarımız var. Ne güzel burada sır sırt omuz omuza verilmiş mücadele var evet. Değil mi? Buradan ekime selamlarımızı gönderelim. Destekler, emekleri büyüktür. Gelen araçlar bu bölgelerden mi geliyor? Böyle çeşitli yerlerden gelen var mı peki Cenk? Özel arızalarda şehir dışından uzak bölgelerden gelen araçlar da oluyor. Evet. Peki son soruma geldim. Hayal ettiğiniz yerde misiniz? Mesela 15 sene önce buraları hayal ediyor muydunuz? Okuduğunuz dönem, başladığınız dönem ya da bundan sonraki hedef ve projelerde yani neler olacak? Bu işe başladığım zaman zaten bu işi yapmak da amacımız. Arkadaşlarım da aynı şekilde iyi yerde olduğumu düşünüyorum. İyi yerde olduğumuzu düşünüyoruz. Tabii hedef de hayalde bitmeyecek ama. Yani daha iyisi de yapabiliriz. Bitmemesi de lazım zaten. Hedefinde, hayalinde bitmesi yani, de lazım. Yani buradan sonrası satış falanına geliyor. Evet. Araç satışlarına dönüyor. Orada daha kurumsal bir sistem oluyor. İnşallah oralara da gelmek nasip olur. Evet, biz bir yolda başarılar dileyelim o zaman. Teşekkür sizlere. Ederim. Son sözlerinizi alalım. Buraya gelen misafirlerinize, bu zamana kadar iş yapmış olduğunuz herkese neler aktarmak istersiniz? Son sözler sizin, buyurun. Doğru ve güvenilir yerdesiniz. Sizleri bekliyoruz. O zaman herkese en azından bir çay kahve içmeye davet etmiş oluruz. En azından çay kahveye bile bekliyoruz. Evet, bir tanışmış oluruz. Bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatarak bu keyifli röportajımızı sonlandıralım. Teşekkürler. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın da devamını diliyorum. Çok sağ olun, hoşça kalın. Sağ olun.